Hocam, Tepe Hastanesi'nden buraya transfer edilmiş. Şule Ergin, 28 haftalık hamile. İkizleri olacak. İkizlerin biri diğerinden daha yavaş gelişiyor. Merhaba. Merhaba. Ben Mehmet Ergin. Bu da benim dünyalar güzeli karım Şule. Mehmet. Tepe Hastanesi'ndeki doktorlar buraya gelmemizi... çünkü durumunun ciddi olabileceğini söylediler. Şey, gerçekten ciddi mi? İlk bakışta oradan buraya ambulansla gönderilmesini gerektirecek kadar acil bir şey görünmüyor. Ama muayene etmem lazım. Uzmana ihtiyacım olduğunu söylediler. Şeyim yüzünden. Neyin yüzünden? Ne? İki rahim mi? Ver bakayım. Şule Hanım'ı iki rahimli doğmuş. Bu muhteşem bir şey. İki rahim çok nadir görülür. Ah Suat Bey, sizinle tanışmak büyük zevk. Hakkınızda çok şey okudum. Teşekkür ederim. Yaşar Solmaz. Pulmoner hipertansiyona sebep olan kalp tümörü tanısıyla İnegöl'den hastanemize sevk edildi. Zenan Hanım bana Yaşar'ın kalp ototransplantasyon ameliyatını anlatıyordu. Kalp ototransplantasyonu mu? Satelit hücre transplantasyonu ameliyatı. Evet. Ne olduğunu biliyorum. Selma Hanım, bu oldukça karmaşık bir ameliyat. Bazı testler yapmamız gerekiyor. Testlerin hepsi yapıldı bile. Ekokardiyografi, toraks BT ve rutin kan tetkikleri. Yaşar Bey mükemmel bir aday. Bakın, ameliyatın detaylarını biliyor musunuz? Biz... Yaşar Bey'in kalbini çıkarıp içini açacağız. Sol üst kalp odacığının içindeki tümörü kazıyacağız. Daha sonra iskelet kasından almış olduğumuz satelit hücreleri buralara implante edip kalbini tekrar yerine koyacağız. Bu çok riskli bir ameliyat. Ama yapılabilir. Burada olmamızın nedeni Yaşar için en iyi olanı istememiz. Evet. Evet, en iyi. Seni kastediyorum. Biliyorum. Ama yine de... Yaşar Bey'i bu öğleden sonra ameliyat edebiliriz. Ben sadece ameliyatın mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Birbirinize çok aşık görünüyorsunuz. Ne güzel. Şule benim her şeyim. O hayatıma girmeden önce yumurtanın tekiydim. Şule sayesinde sucuk oldum. Pardon? İnsanlar ikiye ayrılır arkadaşım. Sucuklar ve yumurtalar. Heh, başlıyoruz yine. Her ilişkide kendine soracaksın. Sen bir tavuk musun yoksa bir inek mi? İnek? Sucuk ve yumurtaya ne oldu? Bak, sucuklu yumurta pişiriyorsun, tamam mı? Şimdi, tavuk ne yapar? Yumurtlar. Yani yemeğe katkıda bulunur. Ama inek ne yapar? İnek kendini adar. Hayvancık bütün etini verir ya. Düşünsene bütün etini. Sucuk olacağım diye kendini feda eder. Yani bir ilişkiye ya tavuk gibi katkıda bulunursun... ya da inek gibi her şeyini ona adarsın. Sucuk ya da yumurta. Aynen. Sucuk ya da yumurta. Zeynep... pansuman ve sargı için yardım eder misin? Çok salakça oldu ya. Sınava çalıştığım zamanlarda kafam çok dağınık oluyor. Acayip sakarlaşıyorum. Çalışırken bir çay içeyim dedim, ne hale geldim. Biyosentetik olan Zeynep. Onları kullanmıyoruz ki. Artık kullanıyoruz. Arslan Bey'in geçen hafta değiştirdiği yanık kurallarına göre yapıyoruz. Sınav öncesinde hep sakarlaşırım zaten. Cuma'ya uçuş sınavım var da heyecan yaptım biraz. Simülasyondayken de heyecanlanıyorsun biraz ama gerçekten uçmak farklı. Geriliyor insan. Yani pilot mu olacaksın? Sınava geçebilirsem. Gerçi 6 sınav hakkı veriyorlar 5'e gitti ama bu sefer hazırım. Geçeceğim. Kararlı olman güzel. Zeynep, sadece gözlem.
dersin? Arslan. Şimdi de merak edip gelip soracağım değil mi? Neye nedir? Çok beklersin. Az gittim, uz gittim, dolaştım. Altın köşke ulaştım. Bir kapısı açıktı, öteki kapalıydı. Kapalıyı açarak açığa vurdum kapak. At önünde et vardı, it önünde ot vardı. At et yemez ağlardı, it ot yemez bakardı. Pardon, ikizlerin biri çok gürültücü de Mehmet ona masal anlatınca sakinleşiyor. Bunları dinleye dinleye sonunda ya şair ya da yazar olacaklar. Kıpırdanmaya başladıklarında ben de masala başlıyorum. İnanılmaz bir şey. Hemen duruyorlar. Yani... Biliyorum, biliyorum. Sesiniz onu sakinleştiriyor değil mi? Bu konuda birçok makale var. Kolay gelsin. Teşekkürler. İçten içe benim uzmanlığıma özeniyorsunuz galiba. Ben kadınları güzelleştiriyorum. Onları doğurtmak isteyeceğimi nasıl düşünürsün? Tamam. Hastamın estetik bir sorunu olursa size yollarım. Bütün çiçeklerimi sevmiyorsun. Yoksa sadece güllerimi? Yo, hepsini severim. Kartımı aldın mı? Aldım. Tamam. Tamam. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Hangi konuda? Peki. Öyle olsun. Sonra görüşürüz. Mehmet, Şule. Çok iyi haberlerim var. Yaptığımız testlere göre bebeklerin ikisi de çok sağlıklı. Ama aralarında büyüklük olarak epey fark var. Test sonuçları iki farklı günde döllendiklerini gösteriyor. Hesaplarımıza göre küçük olan bebe, yani kızınıza oğlunuzdan 6 hafta sonra hamile kalmışsınız. Öyle mi? Hı hı. 6 hafta sonra? Olamaz. Yok, bu mümkün. Ayrıca testlerimiz neredeyse hatasız olarak döllenme tarihini belirler. Yani o zaman ikisi de sağlıklı. Hı hı. Şimdi bu 6 hafta yüzünden oğlan kızı abilik taslar artık ha. Ders çalışırken elini yakmışsın öyle mi? Uçuş sınavlarına 5 gün kala çorba yapmayacaktım. Erkek kısmı anlamıyor bu işlerden. Ben göklerin adamıyım. Elini çorbayla mı yaktın? Evet, yani çalışırken sıcak sıcak hem iyi gelir dedim. Ama dalgınlıktan tencerenin saplarını elimde tutuvermişim işte. Acayip oldu vallahi. Tencereyi elinde bir süre tutmuşsun herhalde. Yanık ciddi görünüyor. Yok, yani evet. Bırakırken elime döküldü biraz. Ondan yandı zaten. Avuç içeri ve 3., 4. foraks proksimalinde 1. derece ve yer yer 2. derece yanıklar var. Çok kötü oldu ya. Bu sınava giremezsem hakkım yanar herhalde. Yanık bölgesi kirli görünüyor. Ama halledebiliriz. Hafta sonu sınava girebileceksin. Girebilecek miyim? Hı-hı. Yalan söylüyor. Mustafa'nın hikayesinde tutarsızlıklar var. Zeynep, sadece gözlem yapmalısın. Gözlemliyorum zaten. Yakından gözlüyorum. Sen pansumanla falan uğraşırken anlamamış olabilirsin. Ama başka başka hikayeler anlatıyor. Ve Aslan ona sınava girebileceğini söylediğinde verdiği tepkiyi gördün mü? Rahatlamadı, panikledi. Çalışmaya geri döneceği için sinirli olması normal. Çünkü başaramayabilir. Kendine baksana. İşe geri döneli 1 gün bile olmadan kuralları zorlamaya başladın. Ela, bu benimle ilgili değil. Bu hastamızla ilgili. Sadece hastamız için endişeleniyorum. İnatçılık etmeyi bırak. O benim hastam. Bunu unutmamaya çalış. Peki. Zeynep. İki bebeğin arasında 6 hafta olduğuna eminsiniz değil mi? Hı hı. Testlere güvenebilirsiniz. Allah Allah.
Ama Şule'nin hamile olduğunu öğrendiğimizde bile ben Anadolu'daydım. İki ay İstanbul'a hiç gelmedim. Yani o sırada biz Şule ile aynı şehirlerde bile değildik. Yok. Aralarında 6 hafta olması mümkün değil. Teknik olarak imkansız yani. Değil mi aşkım? Şule? Şule? Şule! Sana söylemek istedim. Ama yapamadım. Çok utanıyordum Mehmet. Çok utanıyordum. Şule, öbür bebeğin babası benim değil mi? Söylesene, benim değil mi? Bere takmıştım ben. O kocaman kabanım vardı üstümde. Hiç davetkar değildim. Kadınsı bile değildim. Vallahi değildim Mehmet. Vallahi billahi ben davetkar değildim. Pazardan dönüyordum. Sadece pazara gitmiştim. Elimde torbalar vardı. Parktan geçeyim dedim. Yolu kısaltmak istemiştim. Yorulmuştum Mehmet. Ama ben hiç davetkar değildim. Sen tecavüze mi uğradın Şule? Kimse yardım etmedi. Kimse sesimi duymadı. Hiç kimse. Az önce hastamın tecavüze uğradığını öğrendik. İki rahminde iki bebek. Biri kocasından, biri tecavüzcüsünden. Korkunç bir şey. Ve istemeden de olsa benim yüzümden çıktı ortaya. En azından hiç kimse bir cerrah olarak yeteneklerinizi sorgulamıyor. Evet. Ne? Nasıl yani? Hanımlar, bir düğmeye ihtiyacım var. En sevdiğim gömleğimi giydim ve düğmesini kopardım. Düğmelerimle hep Nisa ilgilenirdi. Sevgili karım beni başhekimliği bırakmadığım için terk etti ve geri dönmedi. Siz güzel hanımlardan biri bu düğme olayıyla ilgilenirse... Çok üzgünüm. Uğraşmak zorunda olduğum iki rahim var. Ben yetenekli bir cerrahım hocam. Mesela düğmenizin apandisi alınacaksa hemen beni bulun. Ama düğmeniz sağlıklıysa maalesef. Ototransplantasyon ameliyatı mı var? Suat bugün ototransplantasyon mu yapacak? Evet. Daha önce bu ameliyata hiç girmedim. Ben de. Ne yapıyorsunuz? Ameliyata ben de gireceğim. Suat'a söyler misin? Tabii. Diğer
hemşireye bu sabah ilaçların bir listesini verdim. Kocamın haplarını alması lazımdı. Hem de bir saat önce. En iyisi hemen orderları kontrol et. Zaten kontrol ettim. O zaman bir daha kontrol et. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Sorun değil. Gerçekten. Sorun yok. Önceden hiç bağırmazdım ben. Korkunç bir insan oluyorum. Kim insanlar işlerini yapmaya çalışıyorlar diye bağırır ki? Sadece kocanızla ilgilenmeye çalışıyorsunuz. Onu korumak için yaptınız. Bu sizi korkunç biri yapmaz. Bu sizi akıllı biri yapar. Bebekte barikardi oluştu. Tecavüze uğramak benim suçummuş gibi hissettim. Her yıllardır böyle hissettim. Ama gerçekten benim suçum değildi. Derin nefes al şuraya. Derin nefes al. Bebeğimin de suçu yok. Ne olursa olsun o benim bebeğim. Bizim bebeğimiz. Şule, kramp, kasılma, rahminde gerilme ya da basınç var mı? Yok. O masum bir bebek sadece. O masum. Kahretsin. Sol tarafına yat. Ne yaparsan yap sakın bebeği itme. Tamam mı? Sakın ıkınma. Rahat nefes al. Uzun nefes al. Levent'le konuştuk. Zeynan, bana kızgın filan mısın sen? Çünkü günlerdir... Her şey seninle ilgili değil Ela. Peki. Peki neler oluyor? Çünkü Hasan diyor ki... Hasan'ın ne dediği umurumda değil. Senin derdin ne? Sadece... Hayatımda büyük meseleler var. Nasıl meseleler? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ameliyata Fikret Hanım da girmeyecek miydi? Hayır. Bir sorun mu var? Yok. Peki. Bir süreyim. İki
214 ameliyata girecek. Dosyayı ver. Doktor bey, bana içeride neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Gittiğini sanmıştım. Şule de gittiğini düşündü. Bak doktor, sindirmem gereken çok önemli bir şey var. Yani kızım, benim küçük kızım artık benim küçük kızım değil. O iğrenç bir tecavüzcünün... Bak, Şule orada çıldırmış durumda. Çünkü sen onu bırakıp gittin. Hadi. Şule'nin iyi olup olmadığını söyle doktor. Ne olur. Prematüre doğum yapacak. Julie Hanım acil sezaryen alıyor. Bebeklerin biri geliyor. Diğeri için de sancıları durdurmaya çalışacak. Tamam mı? Bir saniye. Bebeklerden birinin şimdi doğacağını mı söylüyorsunuz? Bugün. Evet, bugün. Birkaç dakika sonra. Hangisi? Hangi bebek doğacak? Yani benim çocuğum mu yoksa yani... Mehmet, hangisi? Sucuk mu, yumurta mı? Hayatımda böyle bir vakayla karşılaşmadım. Merakımdan geldim göreyim diye. Biyosentetik sargı kullandığımız için doku iyileşmesi daha çabuk olacak. Doku kaybı daha fazla olsaydı daha fazla kalabilir miydim? Yani... Nasıl bir yanık? Yani daha uzun sürede iyileşebilir. Nasıl olması gerekiyordu? Bu yanığın derecesine bağlıdır. Yanık kaçıncı derece olacak? Bundan çok çok daha ciddi bir yanık mı? Ne kadar daha ciddi yanık olması gerekiyordu? Mustafa, doğru anladığımdan emin olmak için soruyorum. Elini nasıl yakmıştın? Bunu konuşmuştuk. Değil mi? Konuşmadık mı? Anlattım ya. Evet. Ben sadece... Ya benim gitmem lazım artık. Cuma'ya çok az kaldı. Ben... Sınava çalışmam gerekiyor. Affedersin. Mustafa! Neden elini bilerek yaktın? Zeynep, Fikret Hanım'ın ne söylediğini biliyorsun. Elini sınava girmekten kurtulmak için mi yaktın? Bize söyleyebilirsin. Sorun yok. Babam 50.000 dolar ödedi bu kursa. Ve ben 5 sınavda gümledim. Bunda da başarısız olursam hayatım kayacak. Babamın bana verdiği bütün emekler boşa gidecek. Ben bu yükü taşıyamam. 5 kez ya. 5 sınavda da başarısız oldum. Herkes ne kadar zavallı olduğumu görsün diye bu sınava bir kez daha giremem. Babam zavallı olduğumu düşünecek. Ben zaten... Sen zaten kendinin zavallı olduğunu düşünüyorsun. Makas. Cilt altı ve karın kaslarını kesmeyi tamamladım. Senin üstteki rahmi hareketsiz tutman gerekiyor. Böylelikle ben de alttakine uzanabilirim. Tamam, tamam hocam. Seni korkutmak ya da sinirlendirmek istemiyorum Hasan. Ama başladıktan sonra 120 saniye içinde birinci rahimdeki bebeği dışarı çıkarmalıyım. Senin ikinci rahimdeki bebeği kontrol altında tutman gerekiyor. Ufak bir hıçkırıkta bile rahim duvarının yırtılmasına sebep olursun ve bebek ölür. Yani çok dikkat etmen gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Şuna bakın. 2 bebek 2 ayrı rahimde. Büyüleyici değil mi? Penset. Bebeklerin arasında 6 hafta varmış. Büyüğü 28, küçüğü 22 haftalıkmış. Küçüğü içeride tutup sadece büyüğü alması gerekiyor. Sancı başladığında diğer bebeği orada tutmak neredeyse imkansız. Öyle. Bisturi.
Sol ventrikülü küçük bir kese yapıyorum. Güzel. Korkma. Çok iyi doktor Zeynep. Şimdi basınç uygula. Nazikçe. Klemp. Tümör interventriküler septuma bağlıydı. Düzeltmek için doku kullanacak mısınız? Birileri ev ödevine iyi çalışmış. 4-0 Prolen lütfen. Teşekkürler. Haldun Bey. Hala kopuksa düğmenizi dikebilirim. Hani sağlıklı düğmelere bakmıyordun? Şimdi niye dikeceksin? Çünkü şu anda dikecek başka bir şeyim yok. Sağ ol. Ama ben hallettim, gerek kalmadı. Peki siz bilirsiniz. Koskoca cerrahım ben. Düğmemi de dikebilirim. Rahmi açmak için hazırız. Bistüri. Bekleyin. Bekleyin Jülide Hanım. Bebek kıpırdıyor. Gerçekten kıpırdıyor. Onu tutamıyorum. Hasan, onu tutman gerekiyor. İnsiyona başlıyorum. Deniyorum. Olmuyor. Hadi Hasan. Anestezi yüze yerleşiyor. Tutmak zorundasın. Onu strese sokuyorsun. Bebeğin kıpırdamasını durdurmak zorundasın. Yapamıyorum işte. Olmuyor. Kıpırdıyor. Hasan. Konuş onunla. Arslan Bey. Konuş onunla. Bebekle konuş. Onu sakinleştir. Arslan Bey. Ne söyleyeyim? Ne anlatayım Arslan Bey? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne anlatayım ki? Ameliyattan bahsetsem olur mu? Bir yokmuş. Kocaman bir ormanın uzak bir köşesinde küçük bir kız yaşarmış. Bu kızın ellerinde sihirli bir güç varmış. Hangi çiçeği elleriyle dokunsa o çiçeğin boyu gökyüzüne kadar uzuyormuş. İşte bu yüzden ona ormanda elleri sihirli peri diyorlarmış. İşe yarıyor. Bu peri sihirli olduğu kadar biraz da sinirliymiş. Bistüri. Düğme yerinde durmayacak. Çok gevşek dikiyorsunuz. Işığımı kapatıyorsun. Dikiş attığınızı düşün. Düğmemi nasıl dikeceğimi bilirim. Ben cerrahım. Doğru. Sen bunu benim için dik, ben de Mert'i buradan postalayayım. Gerçekten mi? Hayır. Yine de düğmenizi dikeceğim. Ela ile ne oluyor? Epeydir sizi yan yana göremiyorum.
Ela'nın annesiyle birlikteyken yaptığınız tek bir hatadan söz etmiştiniz. Her şeyi bitiren tek bir hata. O hatayı ben de yaptım. Ha, aferin. Ela ile ayrılmıştık ve sarhoştum. Ama bunun için neredeyse ipe çekileceğim. Burada hazır ipe çekilmiş biri var. Benim yaptıklarımın tersini yaparsan belki kendini affettirebilirsin. Ne yapmıştınız? Hatamı kabullenmiştim. Sen sakın bunu yapma. İnkar et ve Ela'nın seni bırakmasına izin verme. Bu tavsiyeyi vermekte biraz geç kaldınız. Ben her şeye geç kaldım. Baksana. Beni hala seven karımı bile geri kazanamadım. Hayatımda ilk kez kendi düğmemi kendim dikiyorum. Buna ne diyorsun? Düğmenizi siz değil ben dikiyorum. Söylüyorum sadece. Bravo Zeynep. Gerçekten hazırdın. Evet. Ben her zaman hazırımdır. Bunu sensiz yapamazdım. Teşekkürler. Suat Bey, biraz yalnız görüşebilir miyiz? Ben onlardan biri olduğunuzu düşünmemiştim. Benden veya yeteneklerimden şüphe duyan doktorlardan olduğunuzu. Fikret, ben onlardan değilim. İsmim tahtadan silinmiş. Sizden başkası silmiş olamaz. Fikret. Yalnızca sebebini bilmek istiyorum. Beni neden ameliyata almadığınızı bilmek istiyorum. Sana ihtiyacım yoktu Fikret. Anladım Suat Bey. İçeride çok iyi iş çıkardınız. Şaşırmış görünüyorsun. Doğrusu evet. Biraz şaşırdım. Bebeği sakinleştirmeyi başardığıma mı? Yoksa masal anlatabildiğime mi? İkisine de. Belki biraz daha şaşırırsan seni yemeğe yine davet etmeyi düşünebilirim. Bakın, doktorunuz çıkışınıza onay vermemiş. Benim yapabileceğim... Ne demek onay vermemiş? Elim düzeldi. Faturamı çıkarın. Çıkarmazsanız da siz bilirsiniz. Hah, bakar mısınız? Hemşire çıkamayacağımı söylüyorum. Mustafa, psikiyatri servisinden yardım alman gerekiyor. Psikiyatri servisi mi? Deli falan değilim ben. Eve gitmekten başka bir şeye ihtiyacım yok benim. Faturayı da vermiyorsanız siz bilirsiniz. Mustafa! Eve gidersen kendine yine zarar vereceksin, değil mi? Planın bu, değil mi? Uçuş sınavına giremeyeceksin ve hakkın yanacak. Böylece pilotluktan mecburen vazgeçmiş olacaksın. Mustafa! Bırakın peşimi. Gidin. Ben iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Deli falan değilim ben. Gayet iyiyim. Değilsin. Sınava girmemek için elini yakıyorsun Mustafa. Yardıma ihtiyacın var. Herkesin bazen yardıma ihtiyacı olur. Böyle zamanlarda birileri onlara göz kulak olur. İyi olduklarından emin olur. Hazır olduklarından emin olur. Benim için
Bunu yapan birileri vardı. Şu anda senin ihtiyacın olan da bu. Ben deli değilim. Biliyorum. Yine başarısız olmaktan korktum. Beni seven, bana güvenen insanları hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Biliyorum. Hadi. Hadi girelim. Ameliyat çok iyi geçti. Sağlıklı bir oğlun oldu. Ve kızın için olan sancıları da durdurduk. Mehmet gelmedi mi? Hayır Şule, üzgünüm. Mehmet burada değil. Yarım saatte bir yeni sonuçları istiyorum. Ve... Ne oldu? Bebeklerim. Onlar iyiler. Hala anestezinin etkisindesin Şule. Her şey yolunda. Mehmet gelmedi mi? Çok üzgünüm Şule. O burada değil. Bebekte sorun olursa çağır bırak. Ne oldu? Bebeklerin sağlıklı Şule. Her şey yolunda. Mehmet gelmedi mi? Buradayım. Buradayım aşkım. Mehmet. Ben... Gidip oğlumuza baktım. Oğlumuz harika. Peki... Küçük kızımız nasıl? Keşke yanından hiç ayrılmasaydım. Keşke seni o korkunç olaydan koruyabilseydim. Yardım edin! Yardım edin! Karım düştü! Yardım edin! Sedye getirin! Sedye getirin! Ne oldu? Tamam. Ayağı kayıp düştü. Başını küvete çarptı. 8 aylık hamile. Tamam, sakin. Benim işim yok. Bebeğime bakın lütfen. Ya ona bir şey olduysa? Tamam, sedye! Tamam, sakin. Tamam. Yavaş yavaş. 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 Hemen Aslan Bey ile Jülide Hanım'ı bul. Çabuk. Yavaş. Sakin. Yavaş. Çok yavaş çocuklar. Yavaş. Karnımın üstüne düşmedim. Karnımı korudum. Yine de bebeğime bir şey olmuş mudur? Elif Hanım, bakın şimdi. Sizi ultrasona götüreceğim. Kadın doğum uzmanımız gerekli muayeneleri yapacak, tamam mı? Ama şimdi sakin oluyoruz. Bebeğimiz için de kendimiz için de. Hadi bakalım. Ama ne olur bebeğime bir şey olmasın. Hadi bakalım çocuklar, hadi bakalım. Bebeğim iyi olsun. Günaydın. Günaydın. Geçmiş Günaydın. Olsun. Sağ olun. Anlat bakalım. Elif Çağdaş, 29 yaşında. 8 aylık hamile. Sabah banyoda kayıp düşmüş. Başımı küvetin kenarına çarptım. Fena çarpmışsın. Analjezik tedaviye başladınız mı? Parasetamol versek iyi olur. Dikiş attıktan sonra da ağrıları olacaktır. İstemedim. Baş edebilirim diyor. Ama almalısın. Çok canın yanacak. Ama bebeğim... Gerçi Jülide Hanım sorun olmaz dedi ama olsun. Gerek yok. Dayanırım ben. Jülide Hanım, bebeğim iyi mi? Sabah deli gibi tepiniyordu ama şimdi hiç kımıldamıyor. Uyuyor olabilir. Bak bir tanem, oğlumuz uyuyor. Sadece uyuyor. Hazır mısın? Elif, biraz canın yanacak. Ama çok çabuk bitireceğim, söz veriyorum. Tamam. Tamam. Evet. Ağrı kesici almalısın. Hayır hayır. Zaten düştüm. Bebeğime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Peki. Sen bilirsin. Tamam.
tamam mı? Ben birazdan döneceğim. Müsaadenizle. Biraz acıyor. Çok az kaldı. Pansuman bitiyor. Oğlumuz 15 yaşına geldiğinde onun için bir şey yapmadığını söylerse bugün anlatırsın. Sana bir şey olmasın diye kaşımı diktirirken bile ne lokal anestezi yaptırdım ne de ağrı kesici yaptırdım dersin. Tamam mı aşkım? Ha? Şimdi ne olacak? Elif'e rahim kasılmalarını artıran ilaçlar verip doğumu başlatacağız. Nasıl yani? Ne doğumu? Bu durumda yapılabilecek en sağlıklı şey bebeği doğum yoluyla almaktır. Karımın ölü bir bebeği doğurması mı sağlıklı? Neden sezaryenle almıyorsunuz? Sezaryen cerrahi bir işlem demektir. Zorunlu kalınmadıkça cerrahi işlemi tercih etmeyiz. Bakın, bu zorunlu kaldığınız bir durum. Biz 8 aylık bebeğimizi kaybettik zaten. Karımın bir travma daha yaşamasına izin veremem. Serdar, karını korumaya çalıştığının farkındayım. Genel olarak kabul edilen kadınların 3 kere sezaryenle doğum yapma şansı vardır. Bu şansımızı boşa harcamak istemeyiz. Şu an karımın ruh sağlığı her şeyden daha önemli. Banyoda düştü diye kendini suçladığına eminim. Bebeğimizin ölümünden kendini sorumlu tutacağına eminim. Bir de ölü bir bebeği doğurmasının acısını yaşamasını istemiyorum. Sezaryenle alın. Sezaryene ne zaman başlayacaksınız? Serdar, ben bu konuyu bir kez daha düşünmenizi istemek zorundayım. Elif için... Bakın doktor hanım. Bunda düşünülecek bir şey yok. Önerdiğiniz şey korkunç bir şey. Karımın ölü bir bebeği doğurmasını istemiyorum o kadar. Sakın öyle deme. Ona ölü bebek deme. İsmini bile seçmiştik onun. Aşkım. Onun adı Yiğit. Bebeğimizin adı Yiğit. Aşkım özür diliyorum. Ama sana bunu yapmalarına izin vermeyeceğim. Bir acı daha yaşamanı istemiyorum. Bebeğimi doğurmak yerine sezaryenle aldırırsam acım azalır mı sanıyorsun? Beni bayıltıp onu benden kaçırırlarsa, bebeğimi göremeden ondan ayrılırsam daha mı az acı çekerim sanıyorsun? Elif, seni korumaya çalışıyorum. Beni bebeğimden koruma. O hala benim oğlum. Oğlumu doğuracağım ve onu kucağıma alacağım Serdar. Onu
cennete göndermeden önce kucağıma alacağım. Tamam. Tamam, sen nasıl istersen. Ne yapıyorsun sen? Kakalı kızma birader. Pek eğlenceli görünüyor. Sen de yapmak istersen çekinme, dal içine. Ya sen bana bir şey söyleyecektin de Fikret Hanım geldi. Hı? Hani bir sırdan bahsediyordun. Neydi o? Sakin bir yere geçelim mi? Burada konuşulacak bir şey değil. Tamam. Tansiyonu düşüyor. Çabuk gestapoyu çağır. Tamam. Ah! Oh. Yendim seni doktor. Levent abi. Yendim doktorum. Ah! Ne oldu ya? Oğlum. Kafam. Dur bakalım. Kafam. İyisin değil mi? Baba. Dur, sakin ol. Baba. Sakin ol. Dur bakalım ne olmuş. Bakalım dur. Kafam. Yılmaz iyi misin? Kafam. Kötü vurmuş başını. Nesi var? Hasan. Hı. Teknede cerrahi dikiş seti var. Alt dolapta. Kap getir hemen. Bir de Vatikan getir hemen. Tamam. Ne yapacaksınız? Dikeceğiz. Ne? Korkma. Çok kan var ama yarık periyosta kadar gelmemiş. Kemikte de ele gelen kırık hattı saptamadı. Boyun bir şey mi? Evet. Cilt altı dikmeye gerek yok. Yılmaz, her kafasını yaran senin kadar şanslı olsaydı keşke. Cerrahi dikiş setimiz var. 3,5 tane aslan gibi cerrah var. Peki bu buçuğu ne oluyor doktor? Hasan henüz asistan. Onu buçuktan sayıyoruz. He. Baba kafam çok acıyor. Sakin ol. Oğlum, oğlum. Ay Allah! Olamaz, batma ya. Batma. Hasan! Hadi seni, ne duruyorsun? Geldim hocam. Allah'ım ne yaptım ben ya? Hasan! Geldim hocam. Ne oldu? Az önce iyiydi ama birdenbire sancılandı. Karnı çok sert hocam. Batın muayenesinde defans pozitif. Emre oğlum. Sakin oğlum, hocam. Neyin var? Tamam. Doktor hanım neyin var? Sakin ol. Bağırsak perforasyonu olabilir. Hemen ayakta direkt batın grafisi çekilsin. Ameliyat almamız gerekebilir. Tamam. Tamam, geçecek canım. Bir an dengemi kaybettim. Bir baktım cup, çanta suda. O zaman sen de cup diye atlayıp çıkar bakalım çantayı. Ben. Hocam bu soğukta, bu karda kışta mı? Evet. Şu anda bu da doktorluğun bir parçası. O zaman siz atlasanız hocam. Siz de doktorsunuz. Ben dalmayı bilmiyorum. Ben dalabilirim ama derinliği ne kadar olduğunu bilmiyorum. Belki de... Tamam, gerek kalmadı. Hallettim. Neyi hallettin? İğnemiz hazır. Balık çengeli mi kullanacaksınız? He? Endişelenme. Çengelin ucunu kestim. Cerrahi iğne kadar iyi oldu. Ayrıca Hasan'ın getirebildiği batikonla iğneyi ve misineyi de sildim. Yani acil şartlarda ilk müdahalemizi yapmak için her şey hazır. Tamam, yara da temiz. Yılmaz, şimdi oraya dikeceğiz, tamam mı? Acıyacak mı? Evet. Tamam. Hasan dikmek ister misin? Ben mi? Yok, hayır. Hayır hayır, ormanın ortasında tarzan gibi ameliyat yapıyorsunuz. Buçuk doktor olmaz. Tam doktor Dix. Alınmaca yok. En iyisi kimse o yapsın. Merak etmeyin, Suat Bey en iyisidir. Öyle değil mi Suat Bey? Öyle. Biraz daha. Hala biraz kan var.
dayan. Aferin. İyi oldun. Her zamanki gibi. Bir şey mi vardı? O çocuk benim hastam hocam. Bütün gün onunlaydım. Bu ameliyata girebilirsem. Neden panodan adımı sildin? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Benimle takışmaya devam mı edeceksin? Bunu gerçekten istiyor musun? Şimdi, şu saniyede, şu an kendi kaderini kendin çizdin. Başına sadece tekne doğum inisiyonu başladı. Şimdi sıra sende Elif. Hadi. Hadi güzel. Hadi Elif. Bir kere daha etmeni istiyorum Elif. Hadi Elif biraz daha. Hadi Elif. Bir kere daha kırık. Bir kere daha Elif. Bir kere daha. Hadi Elif. Hadi az kaldı. Bir kere daha. Hadi kırık. Hadi. Hadi. Son bir kez daha atılmanı istiyorum. Hadi. Hadi geliyor. Hadi az kaldı. Son bir kez daha. Hadi Elif. Hadi Elif. Hadi Akın. Hadi aşkım. Aşkım. Hadi Elif. Hadi Akın. Hadi Akın. Son bir kez daha. Hadi. Hadi geliyor. Hadi. Tamam Elif. Bitti. Şarjınız çalışmıyor mu? Bütün hastanede sizi aradık. Şarjım bitti. Ne var, ne oluyor? Babanız acilde. Babam? Acilde mi? Ne oldu babama ya? Yok bir şey be oğlum, düştüm sadece. Sol tibiyada lineer bir füsür var. Sıkı elastik bandaj yaptım. Korkacak bir şey. Sağ ol. Gördün mü bak, korkacak bir şey yokmuş. Hanım kızımız kim? Ben Ayla. Buranın resepsiyonunda çalışıyorum. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol güzel kızım. Endişelenmeyin. Ben gayet iyiyim. Hadi eve gitsene oğlum. Uykundan olma. Yok baba, öyle şey olur mu? Hem zaten ben buradayım bu gece. Nöbetçiyim. İyi ama bir şey yok. İyi. Ben de Galatasaraylıyım. Çocukluğumdan beri. Mahallede hep beni Fenerli yapmaya çalıştılar ama başaramadılar. Aferin sana. Kimse istedi diye takımını değiştirmeyeceksin. Değiştirir miyim hiç? Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz. İşte bu kadar. Ayla sen artık git istersen. Hı? Ben buradayım ne de olsa. Biz... babanla sohbet ediyorduk. Ya? Olsun.
Saat geç oldu. İşin de vardır senin. Hı? Tutmayalım seni. Peki. Size iyi geceler. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol güzel kızım. Sana da iyi geceler. Hoşça kal. Güle güle. Şşt. Sakın baba. Alakası yok. Vallahi hiç alakası yok. Babacığım vallahi hiç alakası yok. Geçmiş olsun efendim. Merhabalar. Merhaba. Sağ olun. Hocam? Travma bölgesinde ödem ve ağrı var. Order'ına 6 saatte bir analjezik yazdım. Tamam. Ben de endoskopinizi bu öğleden sonraya aldım. Endo ne? Şey baba, skopi. Bu bir çeşit kamera gibi. Tehlikeli bir şey mi? Tehlikeli bir şey gibi geldi. Yok hayır. Hiç tehlikeli değil. Yani bir çeşit kamera gibi düşün bunu. Ha. Peki bunu niye yapıyorsunuz? Kuşkulandığınız bir şey mi var? Yok yok. Dün Hasan'a şiddetli bir karın ağrınız olduğunu söylemişsiniz. Tedbir olarak yapıyoruz. Ha, tamam sağ olun. Gelmişken her şeyinizi iyice bir kontrol edelim öyle değil mi? Siz bilirsiniz. Öğleden sonra görüşmek üzere efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hocam. Hasan'cığım geçmiş olsun. Var mı baba istediğin bir şey aşağıdan? Ha? Yok oğlum sağ ol. Şöyle tatlı bir şeyler falan. Yok. İyi. Merhaba. Bunları size getirdim. Aa, onlar ne? Dün baban balıkçılığı çok sevdiğini söylemişti de. Ha. Çok teşekkür ederim hanım kızım. Niye zahmet ettin? Sağ ol. Rica ederim. Vaktim olursa yine uğrarım ben. Hı hı. Bir şey. Ben bir şey söylemedim ki oğlum. Ah. Tamam. Yok bir şey yok. Hayır. Of. Hocam hiç olmazsa babamın endoskopisine girseydim. Neden giremediğimi anlayamıyorum. Aile fertleri diğer aile fertlerinin tedavilerinde bulunamaz kuralının tam olarak neresini anlamıyorsun? Ya hocam büyük bir ameliyata girmek için izin istemiyorum ki. Sadece bir endoskopi. Tamam. Sağ olun hocam. Bir asistan seç. Efendim? Sen giremezsin ama girecek asistanı seni seçmene izin veriyorum. Oldu mu? Hadi seç hemen şimdi. Başıma çıkarmadım. Çıkaran Suat Bey'e yardım ettim. Neden alçak gönüllülük yapıyorsun? Alçak gönüllülük sende bir garip duruyor. Büyütülecek bir şey değil Hasan. Bu benim ilk kateterim değil. Hasan, baban nasıl? Yeni bir gelişme var mı? Endoskopiye girecek ama Fikret Hanım endoskopi yapan asistan olmama izin vermiyor. Başkasını seçmem söyledi. Ben de acaba Zeren bakabilir mi diyecektim. Neden? Tabii ki Hasan. Ama öğleden sonra girmemiz gereken bir karatüs endarterektomi var. Sonra ertelerim. Hasan'ın babası en iyi tedaviyi hak ediyor. Teşekkür ederim Suat Bey. Sorun değil Hasan. Hala inanamıyorum. Bir kalp kateteri çıkardın. Hayır, kalp kateteri falan çıkarmadım. Yok yok, çıkardın. Dün balığa gittiğimizde Suat'ın elinde bir gariplik olduğunu fark ettim. Sanki bir spazm gibi. Ve senin kalp kateterini tek başına çıkarmana izin vermesi... Bu garip değil mi? Hasan, kafana illaki bir şeyler takacaksan git babanı tak. Bir faydan dokunur belki. Merdivenlerden iniyorum. İhmal işte. Trabzanları tutmamışım. Yerde de bir meyve kabuğu. Baldır küldür düştüm ben de.
Demek buradaydın. Her yerde seni aradım. Hasan'ın babasını ziyarete gelmiştim. Güzel. Hastalar her şeyden önce gelir. Nasıl? Ben beklerim. Bekler misin? Evet. Ziyareti bitirmeni beklerim. Sonra konuşuruz. Tamam. Çok geçmiş olsun. Sağ ol güzel kızım. Tamam, ziyaret bitti. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Dün hep birlikte balıktaydık. Hasan sizin onu küçükken sık sık balığa götürdüğünüzden bahsediyordu. Oo, götürürdüm ya. Daha o zamandan doktor olacağım derdi. Ama ne yalan söyleyeyim, ne ben ne de Hünkar. Yani hanım. Yani eski hanım. Ayrıldık da. Neyse işte. İkimiz de pek ihtimal vermiyorduk. Hasan duygusal biri. Belki o yüzden ihtimal vermediniz. Hah. İyi insan lafının üstüne gelir. Ben de hastama gitmeliyim. Size geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Ha, iyileşince balığa çıkacağız değil mi? Tabii tabii çıkarız. Ama mümkünse bu sefer çıkmadan önce hava durumuna bakalım. Kar başlayınca donduk soğuktan. Ha, şu endoskopi mi neydiyse işte. Sonucu belli oldu mu? Haldun Bey birkaç dakikaya burada olur baba. Sana hiçbir şey söylemiyorlar değil mi? Gerçek bir doktor olana kadar yani. Ben gerçek bir doktorum baba. Ben sadece senin doktorun değilim. Ne var Hasan? Haldun Bey'i beklesek daha iyi olacak. Hayır. Hayır. Bence bunu senin söylemeni bekler. Ama Şef geliyor. Yani geleceğini söyledi. Ama bunu babana kendin söylemelisin. Siz neler fısıldaşıyorsunuz orada? Biyopsi sonuçları normal çıkmadı baba. Yani? Hasan. Efendim. Yemek borunuzda kanser var. Ve midenize kadar yayılmış. Onu ameliyatla almamız... Sonrasında da kemoterapi ve radyasyon tedavisi görmeniz gerekiyor. Çok üzgünüm. Kanserin yemek borumda olduğunu sanıyordum. Kalbime niye bakıyorsunuz? Elektrokardiyografinizde bazı anormallikler vardı. Biz de kalbinizin ameliyatı atlatabilecek kadar iyi durumda olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Sen zeki bir kızsın. Evet. Hasan, bana bakabilecek en iyi asistanın sen olduğunu söyledi. Öyle mi söyledi? Hı hı. Hastanedeki en iyi asistan olduğunu söyledi. Herkesi, onu bile geride bıraktığını söyledi. Zena Hanım, şuna bir bakmanız lazım.
Beni mi çağırdın? Suat ne yapıyor orada? Ameliyat öncesi ekokardiyografisine bakıyordum. Aort kapağında ileri düzeyde yetmezlik var Hasan. Eğer değiştirmezsek kanser ameliyatını atlatamaz. Allah kahretsin ya. Sadece bir kapakçık değiştireceğiz Hasan. Sonra da kanser tedavisine başlayacağız. Her şey yoluna girecek. Evet, her şey yoluna girecek. Nasılsa ameliyatı Suat yapacak. O en iyisidir. Kapak ameliyatı Suat için basit bir iş. Suat'ın diğer ameliyatlarını erteleyeceksin. Ve babamın operasyonu o yapacak. Eğer bir babamın kalbini ameliyat edecekse bu Suat olmalı. Evet. Her şey yoluna girecek. Sadece bir kapak değişecek. Değiştiren de Suat Birten. Eğer bir babanın kalbini kesecekse sen de bunun Suat olmasını isterdin, değil mi? Ne var? Hı? Sorun ne? Zeynep, benden ne saklıyorsun? Zeynep! Zeynep! Ne var? Eli değil mi? Suat'ın elinde sorun var, değil mi? Bırak beni. Babamı ameliyat edecek sen. Söyle, Suat'ın nesi var? Suat'ın bir şeyi yok. Baban iyi olacak. Yalan söylüyorsun. Suat bir şeyler saklıyor ve sen de ona yardım ediyorsun. Bırak beni. Neden babamın tedavisindeki asistan olmanı istediğimi biliyor musun? Çünkü sen bir robotsun. Sen beyaz bir önlük giyen ve asla hata yapmayan bir robotsun. Ve çoğu zaman bunu çok takdir ediyorum. Çoğu zaman gerçekten senden öğreneceğim şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi, şu anda, sadece bir dakikanın insan olmayı denemeni istiyorum. Şimdi söyle, Suat'ın elinin nesi var? Kalp kapakçığı ameliyatını yarın yapıyoruz ha? Yani belki yarın, belki de birkaç gün içinde baba. Şimdilik ben de bilmiyorum. Ama Suat Bey en kısa zamanda yapmamız gerektiğini söyledi. İşte biz de bu yüzden elimizden geldiği kadar çabuk yapacağız. Hı-hı. Ben sadece her şeyi düzgün ve doğru yaptığımıza emin olmak istiyorum. Bana güven. Baba, bana güven, tamam mı? Şimdi gidip bir şeyleri kontrol etmem lazım. Geleceğim. Yemek borusunda kanser var ve tüm midesine yayılmış durumda. Ama kalp kapakçı kanser ameliyatını kaldırabilecek durumda değil. Önce onun değiştirilmesi gerekiyor. Neden Suat yapmıyor bu ameliyatı? Programını ayarlayamadı. Peki, anlaştık o zaman. Sizi tekrar arayacağım, hoşçakalın. Thank you.
Alo annem benim. Nasılsın oğlum? İyi değilim anne. Bir şey mi oldu? Evet. Babam burada. Baban mı? Bak onu ziyarete gelmeni istiyorum. Hasancığım. Ayrı olduğunuzu biliyorum anne. Ama artık çocukluk edecek zaman değil, tamam mı? Baba bak onu ziyarete geleceksin. Ya yanında oturacaksın. Elini tutacaksın. Onu hala sevdiğini artık saklamayacaksın, tamam mı? Tamam mı anne? Oğlum nesi var babanın? Söylesene, yüreğime inecek şimdi. Kanser. Babam kanser olmuş anne. Kanser olmuş. Babam kanser olmuş anne ya. Hasancığım hemen çıkıyorum oğlum. Hemen geliyorum. Ağlama bir tanem. Ağlama, hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Ameliyata hazırsınız. Bu da bir şey. Karım bana her zaman daha iyi beslenmemi, kendime daha çok dikkat etmemi söylerdi. Biliyor musun? Buradan çıktığım ilk gün ona yeniden evlenme teklif edeceğim. Kanserli bir adamla evlenir mi bilmiyorum ama bunu yapacağım. En iyi olan Hasan'dır. Efendim? En iyi asistan Hasan'dır. O iyi bir doktor. Ve çok iyi bir insan. Bunu bilmeniz gerektiğini düşündüm. Çok iyi bir evlat yetiştirdiğinizi. Teşekkür ederim kızım. Fikret Hanım. Ne olmuş Bala, hocam? Sürücü arabanın kontrolünü kaybetmiş. Doğruca Sabit Pazar'a dalmış. Bir düzine yaralı geldi. Herkese ihtiyaç var. Hocam, bütün herkese mi ihtiyaç var yoksa yanınızdaki herkese? Zeynep, sen Hasan'ın babasıyla ilgilen. Bugün Suat Bey onu ameliyat edecek. O benim hastam. Suat Bey'le beraberim. Sen travma vakalarıyla ilgileneceksin. Senin yerine geçebilir. Yani ameliyata girebilecek miyim? Teşekkür ederim hocam. Hayır Zeynep. Ameliyata katılmayacaksın. Hiçbir cerrahi alete elini sürmeyeceksin. Sadece hastanın yanında dur ve kötü bir şey olursa ameliyattan önce bize haber ver. Hala deneme süresi. Sorun değil. Sorun değil. Eldivenler. Hasan nerede? Neden burada değil? Bilmiyorum. Vardiyasını benimkiyle değiştirdi. Fikret Hanım, bir şey söylemem gerekiyor. Suat Bey Hasan'ın babasıyla benim ilgilenmemi tercih ediyor. Yani Zeynep ameliyata yardım bile edemeyecek. Hocam biliyorsunuz uzman doktorun beni isterse. Evet, eğer uzman doktorun seni isterse gitmek zorundasın. Ve uzman doktorun seni isterse benden ister. Şu anda şefin olarak ne diyorsam onu yap. Hadi çabuk olun, kurtarmamız gereken bir sürü yaralı var. Sena sedyedeki hastayı al. Ela, travma odasına. Celal Bey. Evet, anlat bakalım. Celal Yücesoy, 86 yaşında. Tansiyon 90'a 50. Celal Bey, nabız taşikardik. Şuuru uykuya meyilli. Solunum sesleri dinlemeyle yüzeye. Celal Bey konuş benimle. Celal Bey. Allah'ın cezası araba. Neredeyse öldürecekti beyimi. Araba ona mı çarptı? Hayır, o arabayı kullanan kişi. Başını ön cama, göğsün direksiyona çarpmış. Eski araba, hava yastığı yok. Arabayı kullanıyordu ve gidip pazara mı daldı? Onu söylüyorum işte. Arabayı o kullanmıyordu. Araba onu kullanıyordu. Celal Bey böyle bir şey yapmaz. Araba yaptı. Tamam. Pupillerde minimal anizokori var. Sağ gözde ışık refleksi alamadım. Zena tomografi yazarı.
Hanımefendi, Doktor Zenen kocanızı birazdan tomografiye götürecek. Hastanın başından ayrıldı. Tamam hocam. Nimet Hanım, polis beyler kaza hakkında bilgi almak istiyorlar. Araba yaptı. Celal Bey beni indirdi. Sonra da her zaman yaptığı gibi park etmeye gitti. Tamam. Ama şimdi... O iyi bir sürücüdür. 50 yıldır araba kullanır. Anlıyorum ama... Lütfen benimle kalmak istiyorum. Peki efendim. Onlara daha sonra gelmelerini söyleyeceğim. Şu anda konuşacak durumda değil. Daha anlıyorum. Sonra gelebilir misiniz? Tekrar şok verelim mi? Şok kalbin kan pompalamasına yardım edemez. Cilt altında yaygın krepitasyon da var. Muhtemelen akciğer dokusu büyük zarar görmüş. Kalp atımı yok. Bir ampul adrenalin ve atropin daha yapalım. Hadi acele edin. Atropin tamam. Hala bir şey yok. İlan et Ela. Ölüm saati 8:50. Suat Birtan. Ölümden dönmüş ha? Alev. Ama aynı şeyi hastan için söyleyemeyeceğim. Hasta multipil travmalıydı. Geldiğinde neredeyse pre-ex durumdaydı. Kurtulması mucize olurdu. Başından darbe almış. Popliflik silateydi. Spontan solunumu yoktu. Yolda kardiyak arrest oldu. Tamam, hastanın eks raporunu hazırlayın. Morga teslimini yapalım. Hadi. Fikret, ben boştayım. Yardıma ihtiyacın var mı? Buradaki işlemleri halledersen çok iyi olur. İlgilenmem gereken bir sürü hasta var. Ne yapıyor bu ya? Yaralılardan biri olabilir. Hemen sedye getirin. Peki efendim. Çarptı. Beni havaya fırlattı. Filmlerdeki gibi uçup dükkan camından geçtim. Camın içinden geçtim. Buraya kadar kendi başına gelebilmen inanılmaz. Buraya kendi mi geldi? Evet. Kazazedelerden biri. Ambulansı beklemek yerine arabasına atlayıp gelmiş. Oynatma kafanı. Bana adını söyleyebilir misin? Ferda Sermen. Tamam, oynatma. Sakin ol. Alışveriş mi yapıyorsun Ferda? Hayır. Orada dükkanım var. Şarküteri dükkanı var. Ferdacığım, kızım. Sana bir şeyler getireyim mi? Yiyecek bir şeyler ister misin yavrum? Nimet Hanım. Nimet Hanım siz misiniz? Benim yavrum. Affedersiniz, sizi diğer tarafa alabilir miyim lütfen? Celal Bey iyi bir sürücüdür. Araba deli gibi gitti, o yüzden oldu. Araba yaptı. Ferdacığım, eğer bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Emi yavrum. Nimet Hanım, böyle gelin lütfen. Şurası da. Buyurun. Nimet Hanım benim en iyi müşterimdir. Biraz evvel kollarımda bayıldı. İyi olacağından emin olmak istiyorum. Onunla ilgilenebilir misin? Bana boşuna doktor demiyorlar. Kocası da iyi biridir. İnşallah bebeğimi öldürmemiştir. Jülide! Hastamız hamile. Ultrasonu almam gerek. Ne kadarlık hamilesin Ferda? 10 haftalık. Ağrın var mı? Celal Bey yapmadı. Ferda'yı o yaralamadı. Araba kendisi yaptı. Tutturmuşlar polisle konuş diye. Kendi beyimi polise şikayet edecek değilim ya. Etmem. Ben beyimi korurum. Ben onu kimselere şikayet etmem. Özür dilerim. Dikkat etsene. O cam kesiği. Hassas olmazsan ciddi bir kanaması olabilir. Sen de asistanları azarlamamaya çalış.
bağırılmasından hiç hoşlanmam. Emredersin komutanım. Patronluk taslanmasını severim. Hep böyle patronluk tasla. Ultrason hazır mı? Travma odasını alalım artık. Hadi çabuk. Sağ ol. Merhaba. Aa, hoş geldin Zeynep. Gel gel. Hünkar Hanım, bu Zeynep. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Sen de Hasan'la beraber yaşayan kızlardan birisin değil mi? Evet. Artık gençler böyle. Avrupalılar gibi ailelerinden ayrılıp bir arada yaşıyorlar. Evlenmek filan hak getire. Ne olmuş canım? Hem belki aralarında aşk vardır. Anne. Hayır, aşk yok. Biz çok yakın arkadaşız. Ben bugün ameliyata kadar yanınızda olacağım. Biliyorsunuz, cerrahınız Suat Bey. Aa evet. Hasan'cığım ondan çok bahseder zaten. Suat Bey şöyle, Suat Bey böyle. Evet, gerçekten inanılmazdır. Alanındaki en iyi isim. Benim gitmem lazım. Birazdan dönerim. Bugün çalışmana gerek yok. Neden çağrı alıyorsun? Alıyorum işte. Maşallah. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Hasan'la aranızda ufacık da olsa bir şey yok mu? Yani hoşlanma falan da mı yok? Hünkar. Ne var? Hasan'ımın mutlu olmasını istiyorum. Artık yuva kurmasının zamanı geldi. Her şey yolunda mı Alev? Evet. Sen ne durumdasın Suat? Seni son gördüğümde hastamın kalbini çalmıştın. Sonra da vuruldun. İlahi adalet bu olsa gerek. Seni üniversite hastanesinden buraya getiren ne? Bir konsültasyon. Ve burada olmamın seni rahatsız edeceğini bilmek. Ben seni burada görmekten mutluluk duyarım Alev. Tabii gideceğin zaman duyacağım mutluluk kadar değil. Zenan. Sence Alev Hanım'ın ameliyatına girebilir miyim? Çok iyi bir cerrah olduğunu duydum. Kim? Doktor Alev. Özel bir hastası için ameliyata buraya gelmiş. Bu önemli hastanın kim olduğunu merak ettim. Onu acilen tomografiye götür. Zenan! Hocam, Suat Bey'le baktığımız hastamız eksi oldu. Nereye geçeyim? Ferda Sermen için göğüs tüpü hazırlığı yapabilirsin. Solunum seslerinde azalma var ve oksijen basıncı giderek düşüyor. Pnömotoraks'tan şüpheleniyorum. Tamam hocam. Gül, babamın raporlarını alabilir miyim? Tabii efendim. Doktor Alev. Ah! Bugün bize katılacağını duymak hoş bir sürpriz oldu. Yardımcı olmaya her zaman hazır Maydun Bey. Alev Hanım, babamın raporları burada. 3204 nolu odada kalıyor. Siz gidin, ben de birazdan orada olurum. Tamam, peki. Sana eşlik edeyim. Sen de bana seni üniversite hastanesinden çalmam için ne yapmam gerektiğini anlatırsın. Burada kapasite arttırmamız işimize yarayabilir. Benim için hiç iyi bir gün değil. Bebeğim için de hiç iyi bir gün değil. Bebek iyi görünüyor Ferda. Kalp atışları güçlü. Babasını aramanı ister misin? Bunu yaparsan onunla konuşmak zorunda kalırım. Ama bir aydır onunla konuşmuyorum. Ondan ayrıldım. Boşanma davası da açtım zaten. Hem baba olacağını tanımadığı bir doktordan öğrenmesi hiç iyi olmaz. Yani kocanın bebekten haberi yok mu? Yok. Ve hiçbir zaman da olmayacak. Fikret Hanım göğüs röntgenlerini gördü mü Ela? Hayır. Ama solunum sesinde azalma olduğu ve oksijen basıncı düştüğü için pnömotoraks'tan şüphelendi. Ferda'nın göğüs tüpüne ihtiyacı olduğunu düşündü. Doğru düşünmüş.
Ama toraksın içi cam parçalarıyla dolu durumda. Göğüs tüpü takılabileceğini sanmıyorum. Arslan Bey, isterseniz dikişe yardım edebilirim. Yara izi bırakmadan estetik dikiş atabileceğin zaman bana haber ver Ela'cığım. O zamana kadar benimle yapabileceğin şey pansuman ve temizlik. Bu hiç de öğretici bir tutum değil. Ben öğretmen değil, cerrahım. Bir eğitim hastanesinde çalışan bir cerrahsın. Herhalde bu hastaneye geldiğinde bunu biliyordun. Onu biliyordum da bir jinekoloji uzmanının bana bu kadar laf yetiştirebileceğini bilmiyordum. Göğüs tüpü takamıyoruz Ela. Sorun ne? Ferda Hanım, maalesef kalbinizde bir cam parçası var. Pardon, Zeynep'i arıyordum da. Onu ben de arıyorum. Benim asistanım olması gerekiyordu ama ortada yok. Tomografiyi kendim çekmek zorunda kaldım. Hareketli bir günü. 14 yaralı, 2 ölü. Evet. Çok fazla kan var. Şuraya bak. Adam sabit pazarı yerli bir etmiş. Beyinde difüz ödem. Sağ parietal bölgede akut subdural kanama ve trakea etrafında hava var. Şimdi şuna bak. Omurgasının tam burasına. Omurilik kanalı daralması. İleri derecede stenotik. Evet. L5 ve S1 omurgaları boyunca uzanıyor. Genelde yaşlanmanın bir sonucudur. Bacaklarındaki ve ayağındaki işsizliğin nedeni bu olmalı. Evet, durum oldukça ilerlemiş. Ayağını hissedemiyor olabilir. Yani bu adam... Araba kullanmamalıydı. Kesinlikle. Bunu özlemişim. Seninle iki cerrah olarak konuşabilmeyi. Çünkü her şeyden önce biz buyuz. İki cerrah. Evet. Zeynep'i bulduğumda yanına yollarım. Çağrı atmışsın. Hastanın trakea rüptürüne bağlı hava kaçağı var. Mediastendeki havayı görmeni istedim. Bu adam araba kullanmamalıydı. Evet, biliyorum. Rüptüre yeri onarmak gerek. Subdural için ameliyathaneye girecek misin? Evet. Ameliyathanelerden biri boşalır boşalmaz. Zena'nın nesi var Suat? Ne demek istiyorsun? Benim asistanım da ama ortada yok. Onun işten kaçtığını hiç görmemiştim. Bir şey mi oldu? Bu ara onu çok çalıştırdım. Herhalde yoruldu. Zeynep. Şşş. Levent seni arıyor. Tomografide bir hastayı bıraktığını söyledi. Duymaya çalışıyorum. Zeynep, ne oluyor? Şşş. Zeynep. Buyurun hocam. Suat'ı gördüğün zaman onunla mutlaka konuşmam gerektiğini söyler misin? Tabii. İlk boşlukta gelsin, bu çok önemli. Hocam, Hasan'ın babasıyla konuşan doktor Alev Hanım mı? Evet. Hasan'ın babası kapak rekonstrüksiyon ameliyatını onun yapmasını istedi. Peki Suat Bey? Onun yerine Alev geçti. Hmm.
Benim yerime Alev geçtiyse ne olmuş? Hasan'ın babasının ameliyatını yapmaya çok hevesli değilim. Tedirginliğin üzerinden atmanı sağlayacaksa iyi ki böyle olmuş. Hasan sadece seni Alev'le değiştirmedi Suat. O şefle konuştu. Şef biliyor. Yani bizi bildiği için Alev'e baş kardiyolog yapmayı düşünüyor olabilir. Daha da kötüsü biliyorsun. Senin cerrahlığın benim de asistanlığım son bulabilir. İkimiz de mesleğimizi kaybedebiliriz. Hem şef bana seni sordu. Senin önemli bir şey konuşacağını söyledi. İyi. Tamam. Hikayemizi eşleştirmemiz gerekiyor. Aynı şeyleri söylememiz gerekiyor ve... Zenan! Ben hikayeler uyduracak biri değilim. Ben öyle biri miyim peki? Bu haksızlık. Bitti. Tamam. Şef benimle konuşmak istiyorsa onunla konuşacağım. Ona hikaye anlatmayacağım Zenan. Ona gerçeği söyleyeceğim. Suat! Suat! Hala kalp atışı var mı? İyi görünüyor. Ameliyattan sonra daha da güçlenecek. Ya şey, sakıncası yoksa Suat Bey'in yerine neden Alev Hanım'ı seçtiğinizi sorabilir miyim? Biz seçmedik ki, Hasan değiştirdi. Sebebini söyledi mi? Hayır, söylemedi vallahi. Aa, Suat Bey'le tartışmış olmasın? Yok, sanmıyorum. Ay, o zaman Hasan'la Alev arasında bir şey var, kesin. Bak şimdi. Hayır, Hasan'la Alev Hanım arasında bir şey yok. Hasan bir ara Sevda diye biriyle flört ediyormuş. Ha, biliyorum. Ama ayrıldılar. E peki, Alev'le aralarında bir şey yoksa Sevda'dan neden ayrıldı? Zeynep, Hasan Sevda'dan neden ayrıldı? Aramızda kalacak. Hasan size neleri söyler? Her şeyi. Ben onun annesiyim. Peki. Şimdi. Hasan başlangıçta Sevda'yı pek ciddiye almıyordu. Ameliyathaneye gidene kadar onu gözünün önünden ayırma. Peki efendim. Peki ne zaman ameliyat olacağım? Belki bilmiyorsunuzdur. Kalbimde büyük bir can parçası var da. Ne kadar çok insanın vücutlarının içinde bir şeylerle yaşadığını bilseydin şaşırırdın. Camlar, şarapneller, kurşunlar. Bir keresinde göğsünde sandalye ayağı olan birini bile gördüm. Evet, birazdan birinci ameliyathane boşalıyor. Bana bir araba çarptı. Bir pencerenin içinden geçtim. Göğsümde bir can parçası var ve bebeğim hala hayatta. Bu babası olmasa bile bebeği doğurmam gerektiğinin bir işareti değil mi? Herkesin bir babası vardır. Babanın haberi varsa tabii. Ona söylemem gerektiğini düşünüyorsunuz. Herkes hata yaptığımı söylüyor zaten. O pisliğin teki. Ve boşanmak istiyorum diye kötü taraf ben oldum. Onu çocuğumun hayatında istemiyorum diye kötü ben oluyorum. Kötü biri olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Yok, hayır. Peki çocuk 6-7 yaşlarına gelip babasıyla tanışmak istediğinde ne olacak? Arslan, bu seni ilgilendirmez. Kendisi sordu. Beni aldattı. Kötü bir koca olması kötü bir baba olacağı anlamına gelmez. Affedersiniz, omurilik neyi dediniz? Kan aldır alması. Buna kaza mı neden oldu? Bence bu kazaya neden oldu. Omurilik kanalı daralması yaşlılarda sık görülür. Hayır, hayır. Celal Bey'in kazadan önce hiçbir şeyi yoktu. Efendim, dikkatinizi çeken hiçbir belirti olmadı mı? Mesela yol yürürken belinden bacaklarına vuran ağrılar ya da uyuşmalar gibi. Hayır, Celal Bey iyiydi. Yaşlıyız ama ikimizin de sağlığı gayet iyi. Celal iyiydi. Kocanızı ameliyat etmemiz gerekiyor.
Subdural hematomu, yani beyin dokusu ve dura dediğimiz beyin zarı arasında kanaması var. Ve nefes borusundaki deliği onarmamız için de bir kalp cerrahına ihtiyacımız olacak. Nefes borusundan da ameliyat olması gerekiyor. Yani hem başından hem göğsünden ameliyat mı olacak? Evet. Biz sadece pazara gitmek istemiştik. Söylediğiniz şey doğruydu. Hani kötü koca olması kötü baba olacağı anlamına gelmez dediniz ya. Aslında kocamın çocuklarla arası hep iyiydi. Çocukları çok severdi. Çocuklar da onu. Onu aramaya mı karar verdin Ferda? Onu affetmeyeceğim. Sadece... Çocuğu olacağını bilmesini istiyorsun. Ferda! Sistolik basıncı 60. Satürasyon 80'e düştü. Kalp sesi derinden geliyor. Durumu kötüleşiyor. Ameliyathaneyi bekleyemeyiz. Hemen Suat'ı bul. Birini keserek birinize kan istiyorum. Onu götürmek için hemen hazırlamalıyız. Hemen. Tamam. Derin nefes al. Derin nefes. Şu kazaya neden olan adam var ya, ameliyathane yeni hazırlandı. Benimle beraber ameliyata girer misin? Levent. Efendim? Suat, neler oluyor? Suat Bey, kalbindeki cam parçası yüzünden hemotoraksa bağlı vital bulguları kötüleşen hamile bir kadın var. Jüride Hanım sizi çağırıyor. Aynı anda iki ameliyat yapamazsın. Hayır, yapamam. Suat Bey, çok fazla kanaması var. Suat, hastam daha fazla bekleyemez. Peki, peki. Doktor Alev burada. Senin ameliyatına girsin Levent. Ben kalpteki camla eklenirim. Tamam. Ha, Mehmet. Evet efendim. Zena'nın benimle ameliyata girmesini sağla. Peki efendim. Ferda? Aa, nereye götürüyorsunuz onu? Ameliyat olması gerekiyor. Neden? Nesi var? Göğsünde bazı yerlerde kanaması var Nimet Hanım. Ameliyat edilmesi gerekiyor. Celal amcanı affet kızım. Çok ama çok üzgünüm. Önemli değil Nimet Hanım. Merak etmeyin. Ben iyi olacağım. Nimet Hanım, kocanızın odasına geri dönüp orada bekleyin, olur mu? O da ameliyat oluyor. Herkes ameliyat oluyor. Geç. Onu hemen yukarı çıkarın. Peki, ameliyat ekibi bekliyor. Nimet Hanım. Ne yaptım ben? Bunu nasıl yapabildim? Ne yaptınız? Kocamın ayağında bir sorun olduğunu biliyordum. Kızım İstanbul'a geldiğinde arabanın anahtarlarını almıştım. Alıp sakladım. Siz anahtarları kocanıza geri mi verdiniz? Eğer kızımın dediğini yapsaydım, Celal Bey ona ihanet ediyormuşum gibi hissederdim. Araba kullanmayı seviyor. O birine zarar verebileceğini düşünemedi. Ben de birilerine zarar görebileceğini düşünemedim. Akın, çok üzgünüm. Nimet Hanım, hadi benimle gel. Kimseyi incitmek istemediğinizi biliyorum. Ama polisle konuşmalıyız. Lütfen bana güven. Tamam mı? Geldiğin için sağ ol. Saçmalama. Biz bir takımız. Seni ameliyatta yalnız bırakacağımı mı düşündün?
Arslan Bey, şuradaki araba. Buyurun anahtarını. Teşekkürler. Boşta mısın? Evet. Zena yine ortalarda yok. İstersen benimle ameliyata girebilirsin. Çok isterim. Madem biz sadece iki cerrahız. Senin için yapabileceğim tek şey bu. Ayla, benim için bir şey yapar mısın? Tabii. Bir telefon numarası bulmanı istiyorum. Adamın adı Serkan Sermen. Tamam. Bulunca size ulaştırırım. Sağ ol. Koronerler zedelenmediği için çok şanslı. Perikardiyal yama da yapmam gerekecek. Klemp. Dikişleri ben atabilir miyim? Hayır, ben hallederim. Mekkunu yapabilirim. Pratik yapmıştım. Tampon. Hazırlıklıyım. Doktor Zenan, masanın diğer tarafına geçer misiniz? Suat Bey, özür dilerim ben. Masanın diğer tarafına geçer misin dedim. Lütfen. Tampon. Tampon. Nasıl gidiyor Alif? Harika. Hastaneme döndüğüm zaman herkes beni kıskanacak. Neden kıskanacaklar? Suat Birtan'ın cerrahi hayatını kurtaran dahi cerrah Levent'le ameliyata girdiğim için tabii ki. O elin kurşundan sonra %100 performansla çalışması gerçekten deha işiydi. Duydun mu? Ben bir dahiyim. Tabii ki öylesin. Hayır hayır, o ciddi. Allah kahretsin. Tampon. Bol bol tampon yapın. Subkleven arterde bir yırtık görüyorum. Halledebilecek misin? Arterin etrafını diseke etmek zorundayım. Ancak bu pozisyonda yapmam çok zor. Hastayı yan tarafa sait yapmalıyız. Disektör. Tampon. Tampon monte. Kan basıncı en alt seviyede. Beyin perfüzyonu da bozuluyor. Kontrol altına alabilecek misin? Biliyorum, biliyorum. Ölüyor ve yırtık her saniye daha da fazla büyüyor. Pekala, neye ihtiyacın var? İki elimin daha olmasına. Ve onu döndürmem için buradaki herkesin yardımı gerekiyor. Doktor Ahmet'i ara. Dışarıda. Suat müsait mi? Ameliyathane 3'te. Gidip kısa bir süre onsuz idare edebilirler mi diye sor. Peki. Tampon. Hasta kanamadan ölmeden önce çok az zamanımız var. Onu döndürmemiz için herkesin yardımı gerek. Hadi arkadaşlar, yardım edin, döndürüyoruz hastayı. Ben set. Tamam, ısıtmaya başlayın. 5-0 prolen. Vücudunu ısıtmadan önce 10 dakikamız var. Sonra bypass'tan çıkaracağız. Çok iyi iş çıkardınız Doktor Suat. Teşekkürler. Suat Bey, Alev Hanım trakeayı onarırken subklavyen arter yırtığına rastladı. Hasta kötü durumda, yardımınıza ihtiyacı var. Ne yapıyorsun? Kalp bypass'tan bir süre daha çıkamaz. Birazdan dönerim. Gelebilir miyim? Hayır,
Burada kal. Ela! Durum kötü mü? Ona neden ihtiyacı var? Adamın göğsü berbat durumda. Alev Hanım trakeayı ve arterdeki yırtığı dikiyor. Sadece bir çift daha ihtiyacı var. Kızın kalbindeki boşluğu daha yeni onardı. İdare edebileceğine eminim. Zeynep? Ne yaptın sanıyorsun sen? Hemen oraya geri dön. Ne yani? Suat'ın sensiz ameliyat yapamayacağını mı düşünüyorsun? Aman Allah'ım. Zeynep? Kapa çeneni. Sensiz ameliyat yapamıyor. Eğer beni biraz olsun düşünüyorsan çeneni kapayacaksın ve ameliyathaneye geri döneceksin. Kalp atışı var. Atmaya başladı. Bypass'tan çıkmaya hazır değil mi? Hazır. Zeynep Hanım, Suat Bey size düşündüğünden daha uzun sürebileceğini söylememi istedi. Düşündüğünden daha uzun mu? Başka ne söyledi? Böyle devam ederse durumu kötüleşecek. Tam olarak ne dedi? Endişelenmemenizi söyledi. En kısa zamanda dönecekmiş. Kanamanın proksimalini klempleyerek kanamayı kontrol altına alabildim. Pekala. Şu klempleri çıkaralım da görelim bakalım neler oluyor. Beyinler senin için yeterince ilginç değil mi Ela? Hala çok fazla kanama var. Bulldog klempleri yerleştiriyorum. Ucucu anastomozu deneyeceğim. 4-0 Prolen alayım. Ben set. Prolen. Mükemmel Suat, teşekkürler. Sen olmasaydın bu anastomozda çok zorlanırdım. Dikkatini topla Ela. Odaklan. Her şey yolunda mı Suat? Her şey yolunda. Doktor Ela. Çok uzun zaman oldu. Bypass'tan çıkarılması gerek artık. Birini ara. Onu bypass'tan çıkarmaya yardım edecek birini bul. Tamam. Bu kızın felç yüzünden ölmesine izin vermeyeceğim. Nasıl geçti? Yaşayacak. Uzun süre gelmedin. Felç geçirebilirdi. Topla kendini Doktor Zeynep. Hadi onu bypass'tan çıkaralım artık. Clamp. Güzel. Ritim iyi. Sıcaklığı yükseltin. Onu bypass'tan çıkarıyoruz. Doktor Zeynep, yerine geç. Clamp. Protamin sülfata başlayın. Volüm yükseltin. Aspire et. Diyastolde koronerler dolmaya başladı. Güzel. Devam et. Hadi.
Hadi. İşte böyle. Kalp atışları gayet güçlü. Çok iyi iş çıkardınız Suat Bey. Her şeyi kontrol edip kapatabiliriz. Kapatıyoruz. Klemp. Dikişler açıldı. Kalbinde rüptür olabilir. Tampon! Bana klemp ver. Tampon. 3-0 Vikril hazır olsun. 2 ünite taze kan verin. Ben ne yapabilirim? Suat! Basınca dikkat et. Kalp duvarını onarmalıyım. Bir klamp daha takabilir miyim? Bir dakika. Bir dakikamız yok. Bekle dedim. Kateterleri tekrar içeri sokmam gerekiyor. Yani tekrar kalbi boşaltmak zorundayız. Tekrar bypass yapmalıyız. Hazırlanın ve bana kateterleri verin. Ventrikül aşırı derecede kötü durumda. Kalp kası dikiş tutmaz. Ya horizontal matres dikiş tekniğini kullanırsak? Ben yapabilirim. Doktor Sena, bunun için sana ihtiyacım yok. Bu ameliyatın bilinen pek çok komplikasyonu vardır. Bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Anladın mı? Bypass'a tekrar başla. Bypass'ı tekrar başlat. Bypass yeniden başladı. Çağrı aldım. Yardım edebilir miyim? Kalp duvarını onarıyorum. Kalbi ikinci kez bypass'tan çıkarmak için yardımın gerekebilir. Hemen hazırlanıyorum. Separe dikiş için daha fazla 4-0 Vikril ve BMA için Latron Graft gerekir. Hayaller içinde yürürken daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.